Evet arkadaşlar, şimdi bu öğrenmiş olduğumuz yapıları örneklerle çeşitlendirelim. Şimdi burada obvolü görüyoruz arkadaşlar. Obvolü daha önceden görmemiş olan arkadaşlar ilgili videomuzu mutlaka izlesinler arkadaşlar. Obvol dığı halde demek arkadaşlar. Şimdi ben buradan yardım alarak tot cümlesinin nasıl kullanıldığını görüyor olacağım. Dolayısıyla obvol bizim için çok önemli. Şimdi obvol demek ki dığı halde anlamına gelmiş oluyor. Der Winter kış demek arkadaşlar. Lang uzun demek. Buraya baktığımızda ise gibt bulunmaktadır. Weniger daha az, arbeitslose işsizler anlamında arkadaşlar. İşsiz insanlar anlamında. Şimdi bunu anlamlandıracak olursak ne yaparız? Obwohl der Winter lang war, kış uzun olduğuna rağmen gibi bir anlam çıkmış oluyor arkadaşlar. Olduğuna rağmen. Gibt es weniger arbeitslose, daha az işsiz var demiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar trotz'da ne oluyor? Trotz'da genitiflik söz konusu. Ben bu yapıyı buraya yani virgülden önceye getirmiş oluyorum. Ve diyeceğim ki trotz des langen Winters weniger arbeitslose, yani buradaki trotz neydi? Rağmen demekti arkadaşlar. Yani ben burada ne demiş oluyorum arkadaşlar? Uzun kışta azalmakta olan, az olan işsiz insanlara rağmen, virgülden sonra ist die Stimmung gut, die Stimmung arkadaşlar atmosfer, yani oradaki insanların hissettikleri, die Stimmung, insanların hissettikleri hevesleri iyi anlamında, die Stimmung gut demiş oluyorum. Dilerseniz burayı tekrarlayalım. Trotz des langen Winters weniger arbeitslose ist die Stimmung gut demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar obwohl das Wetter schlecht ist, evet das Wetter arkadaşlar hava demek, schlecht kötü demek, wird morgen der Fußballsaison eröffnet, der Fußballsaison arkadaşlar futbol sezonu demek, eröffnet açılmak. Şimdi burada ne diyor bize? Das Wetter schlecht ist, obwohl das Wetter schlecht ist, yani havanın kötü olduğuna rağmen gibi bir, evet Türkçemizde, güzel Türkçemizde bu birazcık dığı rağmen biraz havada kalabiliyor. Havanın kötü olmasına rağmen gibi bir anlam çıkmış oluyor. Wird morgen der Fußballsaison eröffnet, evet futbol sezonu açılacak demiş oluyorum. Şimdi ben bunu trotz ile yapacak olursam ne derim arkadaşlar? Buraya baktığımızda morgige Eröffnung, yarınki açılış. Bakın burada arkadaşlar Eröffnet eylem halindeyken burada isim haline dönüşmüş ve yarınki açılış. Bakın burada isim olmuş. Morgige Eröffnung der Fußballsaison, yani futbol sezonun yarınki açılışı. Trotz schlechten Wetters, kötü havaya rağmen, bundan sonra virgülü getiriyorum, wird viele Fußballfans glücklich machen. Yani wird yapacaktır. Viele Fußballfans, birçok futbol fanını glücklich, mutlu etmek, glücklich machen demiş oluyorum. Dilerseniz bunu tekrarlayalım. Morgige Eröffnung der Fußballsaison trotz schlechten Wetters wird viele Fußballfans glücklich machen demiş oluyorum. Şimdi dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla yineleyelim. Obwohl der Winter lang war, gibt es weniger Arbeitslose. Obwohl der Winter lang war, gibt es weniger Arbeitslose. Trotz des langen Winters weniger Arbeitslose, ist die Stimmung gut. Trotz des langen Winters weniger Arbeitslose, ist die Stimmung gut. Obwohl das Wetter schlecht ist, wird morgen der Fußballsaison eröffnet. Obwohl das Wetter schlecht ist, wird morgen der Fußballsaison eröffnet.
Morgige Eröffnung der Fußballsaison trotz schlechten Wetters wird viele Fußballfans glücklich machen. Morgige Eröffnung der Fußballsaison trotz schlechten Wetters wird viele Fußballfans glücklich machen. Viele Fußballfans gingen heute ins Stadion, obwohl sie mit der Mannschaft unzufrieden sind. Evet, bu cümleye baktığımızda arkadaşlar öncelikle bilinmeyen kelimelere bir bakalım. Viele Fußballfans, birçok futbol fanı gingen, gitmekti hatırlayacak olursak, öyle değil mi? Heute, bugün ins Stadion, stada gittiler bugün. Obwohl sie mit der Mannschaft, die Mannschaft neydi arkadaşlar? Takım demekti. Mit'ten dolayı ne olmuş? Datif olmuş. Mit der Mannschaft. Unzufrieden, zufrieden, memnun olmak. Unzufrieden olunca memnun olmamak anlamında ne yapmış oluyor? Bu burayı ne yapmış oluyoruz? Olumsuzlamış oluyoruz. Mutsuz demiş oluyoruz. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar anlam olarak viele Fußballfans gingen heute ins Stadion. Birçok futbol fanı stada gitti bugün. Obwohl sie mit der Mannschaft unzufrieden sind. Takımdan hoşnutsuz oldukları halde. Yani takımdan mutlu değiller. Dolayısıyla buna rağmen ne yapıyorlar? Stada gidiyorlar. Dolayısıyla ben burada obwohl'u kullanmış oluyorum. Tabii buna rağmen diyecek olursam ne yapıyorum? Trotz yapısını kullanmam gerekiyor burada olduğu gibi. Burada trotz yapısını kullanırken bakın unzufrieden ne olmuş? İsim haline bürünmüş. Unzufriedenheit memnuniyetsizlik demek arkadaşlar. İsim şeklinde karşımıza çıkmış oluyor. Mit der Mannschaft. Evet, burada bilinmedik başka bir kelime yok. Buraya bakalım o zaman. Trotz Unzufriedenheit mit der Mannschaft gingen heute viele Fußballfans ins Stadion. Gene aynı anlam gelmiş oluyor. Ancak rağmen şeklinde olan trotz'u da burada görmüş oluyoruz. Demek ki trotz Unzufriedenheit mit der Mannschaft takımla olan memnuniyetsizliğe rağmen, tabi burada isim, gingen heute viele Fußballfans ins Stadion demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar, obwohl es zahlreiche Umbauarbeiten und Staus gab, passierten am Wochenende nur wenige Unfälle. Evet, bu cümleye baktığımızda anlamadığımız kelimelere bakacak olursak, zahlreiche sayıca çok demek arkadaşlar. Birçok sayıca çok. Umbauarbeiten, önceki şeyi örnekte de görmüştük. Neydi? Tadilat demekti ya da yol çalışması demekti. Stau burada çoğul olarak karşımıza çıkmış. Trafik sıkışıklığı demek arkadaşlar. Passierten gerçekleşmesi demek arkadaşlar. Am Wochenende hafta sonu nur sadece wenige Unfälle az kaza demiş oluyoruz. Şimdi bunu anlamlandırdığımızda obwohl es zahlreiche Umbauarbeiten und Staus gab. Ne demek istiyor bu cümle bize arkadaşlar? Sayıca çok tadilat çalışması ve trafik olduğu halde gibi bir anlam çıkıyor. Passierten am Wochenende nur wenige Unfälle. Hafta sonu sadece çok az kaza ceryana geldi, meydana geldi demiş oluyorum. Şimdi ben bunu trotz rağmen formunda inceleyecek olursam ne yaparım? Şimdi trotz'u bir bağlaç görevi olarak da kullanabilirim. Mutlaka başta olması gerekmiyor. Ne yapmışız burada? Am Wochenende gab es nur wenige Unfälle. Hafta sonu çok az kaza oldu. Neye rağmen? Bakın rağmen trotz geliyor. Trotz zahlreicher Umbauarbeiten und Staus. Yani çok sayıda tadilat çalışması ve trafik sıkışıklığına rağmen demiş oluyoruz. Dolayısıyla am Wochenende gab es nur wenige Unfälle trotz zahlreicher Umbauarbeiten und Staus demiş oluyoruz. Bakın buraya çok çok önemli olan ere ile sonlandırılmış. Neden arkadaşlar? Çünkü burada herhangi bir eine ya da des gibi bir durum yok. Bir genelleme yapmış oluyorum. Bu sebepten ne olmuş arkadaşlar?
sarıyla daha önceden belirtmiştik. Ne olmuş oluyor? Çoğullarda ere'ye gelmiş oluyor. Bu nul atikel olduğundan dolayı. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Viele Fußballfans gingen heute ins Stadion, obwohl sie mit der Mannschaft unzufrieden sind. Viele Fußballfans gingen heute ins Stadion, obwohl sie mit der Mannschaft unzufrieden sind. Trotz Unzufriedenheit mit der Mannschaft gingen heute viele Fußballfans ins Stadion. Trotz Unzufriedenheit mit der Mannschaft gingen heute viele Fußballfans ins Stadion. Obwohl es zahlreiche Umbauarbeiten und Staus gab, passierten am Wochenende nur wenige Unfälle. Obwohl es zahlreiche Umbauarbeiten und Staus gab, passierten am Wochenende nur wenige Unfälle. Am Wochenende gab es nur wenige Unfälle trotz zahlreicher Umbauarbeiten und Staus. Am Wochenende gab es nur wenige Unfälle trotz zahlreicher Umbauarbeiten und Staus. Evet, bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde adjektif deklinasyon, genitif konusunu ayrıntılı bir şekilde trotz ile beraber işlemiş olduk. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.